Benim zamanımdayken ben mesela 700 liraya çıkartıyordum. Şimdi 4-5 bine çıkmıştır fiyatlar. Yani her şey pahalandı. Tekrardan söylüyoruz. Her şeyin pahalı olmasıyla beraber haliyle ehliyet fiyatları da yükseldi. Yani inşallah düşer düşmesinden yanayız. Çünkü insanlar ehliyet almayıp bilinçsiz bir şekilde yola çıktıklarında, yani bunun fiyatının yükselmesi insanları buna sürüklüyorsa bu çok kötü bir şey. Bilinçsiz şekilde sürücüler daha da çoğalacaktır. Yani inşallah fiyatlar düşer. İnsanlar da daha rahat bir şekilde ehliyetlerini çıkartırlar. Güzel bir şekilde, güvenli bir şekilde yolculuk yaparlar. Şimdi bence Avrupa yaşantısına bakıyorum. Şu an Türkiye'deki yaşantılara bakıyorum. Alım gücü düştü insanlarda tabii ki. Onlar da haklı. Onlar da asgari ücretli işçi çalıştırıyorlar yanlarında. Asgari ücret fırlamış, yükselmiş. Allah onlara da yardım etsin. Benzin pahalı. Yani araba alıştırmak için, öğretmek için mecburi benzin de bunu alıştırıyor. Benzin sarf ederek, petrol sarf ederek bu insanları, acemileri alıştırıyor. Sürücü kursları. Bu parayla oluyor. İşçi de eskiden asgari ücret 4000 liraydı, şimdi olmuş 5500 lira. Onlara da Allah yardım etsin. Onlar ne yapsın? Yani bu dünyanın kaderi bu şu an böyle. Türkiye'mizin sadece değil, dünyada bir çarpıntı var, bir huzursuzluk var, geçim zorluğu var. Ülkemize bir şey olacağına bu şekilde olsun istiyorum ben. Olsa da normaldir diyorum. Eskiden biz çocukken yırtık ayakkabıyla büyüdük. Yırtık pantolonla büyüdük. Ayakkabımızın şeyi yırtılırdı. Naylon ayakkabının. Giderdik lehim ettirirdik. Ya lüks yoktu ki. Eskiden bir evde insana evlenirdi. Bir gözlü odada hem yatak odasıydı. Hem misafirhanesiydi. Hem sap yastığı da misafirhanesiydi. Yani evinde yatardık kalkardı bir tek gözlü odada. Şimdi insanlar alışmış lükse kardeşim. Yok sıfır daire olmazsa olmaz. Yok bilmem yarım kilo bir kilo altın olmazsa olmaz. Yok bilmem beyaz eşya bilmem olmazsa olmaz. Yok büyük marka olmazsa eşyası olmaz. İnsanlar lükse alışmışlar kardeşim. Biz de insandık. Biz öldük mü? İnsanlar hayata hayatın kaderine mecbur boyun eğecek. Bu devlet büyüklerimiz yapmıyor bu fahuş yükselişi. Bu sadece ve sadece dünya halkının yaşadığı bir sıkıntı. Şimdiki gençlerin durumuna acıyoruz yani. Biz zamanında 600-700 lira çıkartıyorduk. Şimdi 3500-4000. Belki şimdi konuşuyoruz ama şimdi gene yükselmiş olabilir yani. 5000'e kadar da çıkmış olabilir yani. Yani belli bir rakam koymaları lazım. Çünkü 18 yaşına gelen gençler nasıl ehliyet alacak? Yani bu fiyat yükseldikçe zor. Bizzati ben sürücü kurslarından sorduğum kadarıyla genellikle bunun gerek eğitim kurslarında gerek de maliye harçlarında fahiş bir şekilde yükselme vardır. Sonuç olarak da yeni sürücü adaylarına yansımaktadır. Bildiğim kadarıyla bir ehliyet alma hemen hemen 5000 TL civarında yaklaşmaktadır.